Adam polayı çakmış yine. Oğlum bugün Şey abi bu hafta yapmayacaktım almadık da. işbirliğini lan. Ha? Neydi? Bu hafta almadık işbirliğini. Hayda. Ben aldım birader. Sok Bu götüne. hafta sponsorum takipçim. WrestleMania'da ilk Oba. defa kaybettiği için. Helal Helal olsun, sözünü tutmuş ama. olsun. Tutar ya, can tutar. Daha önce de böyle bir iki jest olmuştu. Nasıl Bu söyledi zaten acaba? bu direkt şey yani, Roman taraftarına Roman tişört aldırdım. Güzel oldu. Keyifliydi. WWE Euroshop'tan mı söyledi acaba? Yo, direkt Amerika galiba. Ama bilmiyorum ya. Sürüyor. Gelmesi zor biliyorsunuz. Bir tişört 1800 liraya geliyor Bilmiyorum artık. O kadar geliyor mu? 20 ya. dolar desen. 35 Ne? taşırsan. Abi ne yermişim, gözünü Gümrük. seveyim. Yani ne kaç dolar? 30 dolar olacak. 50 falan yoktur bu arada. Yok yok. 30 vardır max. Düz tişörtün. 30 dolar işte. Ama 30'u çarp 35 ile. Gümrük Ya ekle. bak, ben baktım geçen gün 1800'e geliyor. Vergiler. Çok be. Eren sen ne yaptın? Ne yapayım abi? Yürüyüş yaptım bugün. Yürüyüş mü yaptın? Yürüyüş yaptım. Yemek yapıp yedim. Mal mal oturdum. Kapıdan bir şey 30 çıkmaz değil mi? altı işte biraz. Ne gibi? Ne bileyim, orada şimdi bir yaratık var da gelmesin. Kedime de atlaması şey. Jumpscare. Şey diyor, atlamadı ya. Yok mu bir En Divur fazla yayınımız ya? Şuradan ne? şuraya koştuğunu gör. Yok mu bir Divur yayınımız? Dur, hayda. Divur ne ya? Artık oyun Allah'ım. oynamıyorum ben bu arada. Ben Abi ben oynuyorum abi. eski yayınları Spider-Man'i bitirdim. dinledim senin eski kanalda. Ulan ne? Bak çok yayın yapmışız seninle ya. tabii. Oyun yayınları yok, Among Us yok, güreş yayını. Ben hatırlamıyorum hiçbirini ha. Amogus. Amogus'u nasıl hatırlamıyorsun lan? O Köpek. güzeldi. Aynen, Ay, yayın keyifliydi. olduğunu hatırlamıyorum. Yayında yapmıştık. Şey, bir de pandemi dönemi olduğu için her şeyi yaptık. Ya o ara ben de tamamen böyle evdeyim. Zaten dışarı çıkmıyorsun falan. Bayağı Aynen. aktifti ya. Abi dedim bir simülasyon yap, Royal Rumble. Güzel Aynen. olur. Her şey olur. Biz Oralardan. sonra yayındayız büyük ihtimalle. Ney? Tahmin Evet. ediyorum. Yaklaşık 3 dakikadır. Peki sana ilk sorumu soruyorum abi. Sor bakalım. Özel değilse cevaplamanı rica ediyorum. Enzomeye niye bitti? Enzomenia niye bitti? Ben heyecanımı kaybettim. Hani cuma günü gelsin de Enzomenia falan. Heyecanımı kaybettim. Eskisi gibi de Ama sen izlenmemeye çoğu rekoru orada başlayınca. kırdın abi ya. Çoğu rekoru orada kırdın yani. Enzomeye de kırdın. Ya oyun, evet, oyun içeriği yaptığım zaman ilk başta böyle ilk oyun çıkıyor. O ilk 2 ay falan çok iyi. Sonra iniyor. Bir yerden sonra benim heyecanım gitti ama. Yoksa devam ederdim de. Bilmiyorum Yenilik ya. koya lazım. Sen heyecanın mı gitti, Aynen. izlenmeler mi düştü abi? İzlenme de düştü Yani... ama ben artık böyle şey zaten. Hani geçen seneden beri öyle benim. Zoraki geliyordu yani. Cuma günü Çünkü sen Enzomenia falan. mesela, sen şöyle bir karakterde bir insansın. Lan ne karakter giriyormuşum böyle. Şey, sen şu karakterde bir insansın. Hani iyi izlense bile sen zevk almıyorsan yapmazsın. Aynen öyle. Hani Ya burada ondan hepimiz dolayı böyle. dönüş. Bunu da söylüyorum açık açık yani. Söylüyorum da Ya. yani. Keyif Ondan almıyorum, dedim olmuyor yani, artık. niye yapmıyorsun diye acaba. Hiç ya, ben uzun süredir zaten geçen seneden beri böyle ite kaka götürdüm de. Böyle dök buralardan, böyle sakallardan falan. Aksın o. Ama böyle Çok iyi. kana kana Şey. su içmek çok güzel olmuyor mu yazın ya? İnanılmaz. Gece Bitiyormuş uyanınca ne ama. yapıyorum? Riktik. Yok oğlum, çok kötü olur. Gece Yazın uyanınca komple akıyor. böyle büyük bardağı alıyorum abi. Böyle içiyorum ya. Bazen buralarından akıtıyorum böyle. Hani böyle gelsin böyle. ben de Vücuduma yapıyorum. temas istiyorum böyle. Çok güzel Duşa oluyor. gir direkt dayı. Uykudan Yazın uyanıyorum oğlum, hiç susuyorum. üşenmem. Ben düşenmem. Her sabah duş. Ben de fix. Mis gibi oluyor. Yani şöyle Serin. ikide gittiğim zaman kolay oluyor işe de, sabah olunca zor oluyor gerçi de, mecbur artık yazın şey olması Evet. lazım. Eyvah. Kışın sıcak çok iyi olmuyor mu? Ne sıcak duş mu? Kışın sıcak Her duş. şey iyi oluyor abi. Çok sıcak Kış sevmiyorum güzel. ama. Ben Kışı kışçıyım. seviyoruz. Ya Bu yazı ekip sevenler ben de falan kışçı değil. dinliyorum zaten.
Yazlık Yaz abi bende. sevilmez ya. Yaz ne abi? Bir şey söyleyeceğim sana. Böyle ben de söyleyeceğim. Buyur abi. Şimdi yaz dedin. Bizim şimdi iş yeri öyle bir yere bakıyor ki saat böyle işte 12'den sonra güneş artık bu tarafa bir geçiyor böyle 2 gibi. Direkt karşıdan tam böyle mağazayı düşün. Full cam işte girişi böyle. Ve karşıdan geliyor güneş. Ve şöyle de bir saçmalık var. Bizim klima bu her yaz yapıyor bunu. İş Bozuluyor. yerinde ya bir Niye? sürü klima var da bir tanesi şey ya mağazanın %50'si. Bu şey tipi var ya böyle salon tipi hani böyle uzun şeyde yerden. Çok iyi onlar ama abi sıcaklık geliyor. Güneşi direkt aldığı zaman dışarıdaki cihazı falan var böyle. Aldığı zaman durduruyor kendini. Onu günde bir saat falan dinlendireceksin, o motorları yıkayacaksın falan, yoksa kaldırmaz o. Abi bir saatlik bir durum değil. O kadar ısınmaması lazım. O dışta motoru Hayır. var ya. Tam da işte şey olmuyor ki hayır. Direkt sabah açıyorum. Açılmıyor mesela. Çalışmadı hiç bütün gün. Çok Evet, ilginç doğru bir şey söylüyorsun. yani. Ve böyle olunca ne oluyor? Hamam. Ve Ben ne yapmam inanılmaz. ki? Eski çalıştığım yerde benim abi yaz kış klima çalışmıyordu. Kışın montla çalışıyorduk Diyanar'da. Yazın nasıl çalıştığımı ben Allah biliyor. Her yerimizden şeyler akıyordu. Oğlum benim Abi. şu anki yer e-ticaret kısmı yapılmamış. Başta deponun içine yapmışlar. Depoda hangi firma deponun içine klima düzeneği yapıyor? Yani. Yaz, yanıyorum şu an. Gittiğimde şıpır Yani. şıpır. Bizim depo genel olarak şey böyle altta bodrum şey o katı olduğu için bir serin oluyor genelde. Ya, güzel oluyor. Şey, O güneş almıyor. yazın Hiç almıyor hatta. bak üşüyorsun ya mesela. Üşüdün diyelim gece, değil mi? Aha. Uyanıyorsun. Ya bir yorgan alayım üstüme, ekstradan battaniye Aynen. üstüme örteyim. Oh, mısır mışır mışır uyuyayım. Yazın ne yapacaksın? Hadi bana sor. Derimi mi soyayım? Ne yapayım? Abi ben Soyayım. uyuyamıyorum sıcaktan. Çok Ne kötü. yapayım Böyle yani? her sabah baya böyle Bak, ter sırılsıklam akıyor. kalkıyorum yani. Özge şahit. Yanımda yattık. Allah Özge Allah. şahit. Yapma ya. Bir kalkıyorum. Abi çarşaf su içinde, tamam mı? Aynen. Gidiyorum Geçen salona. arkadaşım işediğimi Yok artık. zannetmiş. Uyku sensin uyanıp işedim mi lan ben demiş bu yaşta. Abi Ya yok bak, alttan salona gidiyorum. bu Ha? O da yatağın çokmuş yarısı be. diyor suydu diyor. Vay be. Şimdi salona gidiyorum. Salonda yatıyorum. Uyanıyorum uykudan. Salondaki çarşaf bu sefer şey, ıslanmış. Değişimli. Yatağa gidiyorum. O zaman ısıracı buraya geliyorum. Yani sabah her an koltukta uyanıyorum ben sabahları böyle. Değişik bir şey yani. Bir de Ama abi ben normalde atlet fetişim var benim. Ben her türlü atlet giyerim. Yok abi ben bile saldım atleti. atletler gene de Yok işe atletik yarıyor mu yapamam. abi? Don short bitti. İşe gitmek de ölüm. Tam böyle işbaşı benim iki diye mesela, öğrenci olunca. Anasının nikahında güneş tepesinde yürüyorum. Ter akıyor her tarafımdan. Mecbur Oppo atlet yapamam onun Headquarters'a. işine. İri adamız biz. Bak ben de çok terliyorum o yüzden. Bak kilo verdiğim zaman 50 kilo vermiştim ya. Gitti ya. Terlemiyordum oğlum. Demek ki harbiden kilo bu Abi kadar. ben zayıfken de çok terliyordum Abi ya. ben Bende normalde çok olmuyordu. terleyen bir insan değilim bu Ama daha arada. az eziyet oluyor. Ona katılıyorum. Tabii. Ben çok terliyorum oğlum. Yani Bir ben de yine vermeye uğraşıyorum şu an, bakalım. şunu anladım. Kel olduğumdan beri. Saç bayağı tutuyormuş teri ya. Şaka yapıyorsun. Ha, Abi. doğru ya. O kadar Çıkıyor, değil mi? hayır. Şu an ben şey direkt böyle ya akıyor yani anladın mı? Buradan, arkadan, önden her Benim yerden akıyor yani. basketteki kafayı kazıttığım zamanı hatırla Kaan. Evet. Sen kafayı mı kazıttın? Ne ara kazıttın? Basketteyken kazıtmıştım ya oğlum. Hatırlamıyorum oğlum. Çok uzun süre oldu. Çok terliyorum ya. Hatırlamıyorum. Senin Ya yerin arkadaşım. yaptığımız kötü bir şey ne biliyor musunuz? Mesela mağazaya bir giriyorum. Buz gibi mağaza. Oh diyorum böyle. Al. Çarpılırsın fena. Sonra yamuluyorum. 4 gün hasta oldum. Hala şeyim, burnum tıkalı, öksürüyorum. Bir de çok enteresan. Özge şimdi kızacak böyle dedim diye. Habire kronik hasta olduğumu düşünüyor kendisi. Akşamları öksürmeye başlıyorum ben. Bende de öyle. Oğlum sen hasta olduğun Değil zaman mi? akşamları çıkıyor ya zaten onu şey yap. Hep akşamları Bende de öksürüyorum. öyle. Gidiyorum, tuz atıyorum ağzıma, geçiyor biraz. Uykuya dalacak kadar. Bu arada tuz çok iyi geliyor, haberiniz olsun, öksürüğe. Bunu Özge demişti. Yürülen demiştim. Tuzu bir yedim. Yürü işte. Öksürük gitti. Yani gitti derken şey, yani bir yarım saatine gidiyor. Uyuman için ya. Uyudun uyudun yarım Tansiyon saatine. tavan sonra. Aynen. Abi Uyudun uyudun. Uyumanın ben şu sıkıntı. bu son günlerde çok sıcak. Birkaç haftadır böyle ara ara vuruyor ya bu sıcaklar.
Şey yaptığımı hatırlıyorum ya, böyle bayağı uyandım, böyle şey oldum ya, artık sövmeye başladım kendi kendime çok sıcak diye. Yani Evet. klima var odada olmasa da, ama çarpıyor, beni çok çarpıyor ya. Arabada bile ben klimayı artık açmıyorum yani. Ben Çarpılıyorum de ben çok. korkuyorum abi. Çarpılacağım diye ben de çok korkuyorum. Ben de Daha bana da anında gelmiyor klima. klima Siz çok. yaşlanmışsınız veya. Ben de bir de böbrek taşı vardı ya, kum döküyordum. Oo. En ufak şeyde, terleme Ben de de döktüm şeyde onu. böbrek tutuyordu. Neyse attım onu, çok şükür şöyle bir şey çıktı. O bir de o Diğerine taş verdim yani. sana, yayında gösterirsin. Abi ben size attım mı ya benim böbrek taşımı? Videosu, fotoğrafını çektim, atarım. Atmadım. Olabilir. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama. Bilmiyorum ama çok güzel çıktı ya. Gerçekten Hava hani. çıkarken o çok kanaldan geçiyor falan ya böyle. Ben kanaldan geçti, öldüm. Allah'a Tabii teslim canım. ettim kendimi. Ama sen gitmişmiş Sonra oğlum. abi eve geldim. Sonra yine ayıptır, tuvaletimi yapıyorum. Tamam mı? Meğersem ben onu çıkarmışım. Ama bir baktım şeyde duruyor, ucunda duruyor. Düşmemiş. Çektim aldım. Oraya Hani gelmişti. niye Niye bu böyle kadar ya? detay öğrendik bu konu hakkında Allah'tan ya? geri kaçmadı hani. Şimdi Çok hayal korkuyorum. edecek millet. Etsinler, ne olacak ya? Oğlum başına gelenler Ben yazsın yani. geçsinler diye. Kum döktüm ben Bak. de. Çok hafif böyle taş oluşum olmuş da. Ufak Bir olduğu şey için söyleyeceğim. ben de şey böyle o Titreştin kanaldan geçerken şey oldu. Böyle gıdıkladı. Hani mi? ama Titreştin değil mi abi başta. böyle? Evet. Şey gibi oluyor zaten o ya, böbrek taşı Damardan girip çıkıyor böyle bir şey. yaşadım. Etrafımda da yaşayanlar oldu. Ya başta şey zaten o karın ağrısıyla bir geliyor. O zaten o iç kısmı o öldürüyor zaten. Böbrekten vuruyor abi Böbrek aslında. aynen. Böbreğin ağrıyor. Senin çok Yerlerde kötü. süründürüyor yani. Yani benim onu sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten ya 3 milim falandı galiba ama 3 milimden bir tık bence büyük olabilir. Çünkü yani değişik bir yapıdaydı zaten. Ve ben çok şanslıyım ki benim kanallar genişlemiş. Yoksa zor çıkardı. Zor çıkardı Benimki yani. daha ufak olduğu için o çıkarken o şeyi böyle hissettim, böyle tak diye attı bir de. Ama Benim düğünde şey de taş kanattı düşürdü. yani. O geldi yani, Benim idrar kanamadı. değişti yani rengi falan bende. Bir süre birkaç gün onu çektim ben yani. Ben abi idrar kanama şikayetiyle gittim doktora ilk başta. Ondan 3 ay sonra çıktı bende. Taş düşün. Bir gün sadece kan çıktı böyle 2-3 tuvaletime çıkmamda. Ondan sonra düzeldi garip bir şekilde. Çok şükür Allah'ıma, hani abi hayatım o kadar kötüleşti ki psikolojim bozuldu 3 ayda. Anlatamam size yani. Ve şu an bunu anlatırken o kadar Sağlık mutlu oğlum. oluyorum ki, hani o kadar mutlu oluyorum çünkü o kadar, hep böyle bir şey hissediyorsunuz ya, öyle düşünün hani böyle. Çok kötü bir his yani. İnanılmaz Oğlum kötü. ne anlatıyorsunuz lan Şöyle bir sabahtan isteğim ama beri? bir dakikadır. Böbrekte şöyle değil mi? Sürekli tuvaletim var ama tuvaletin yok. Böyle o tuvaletin Evet. geliyormuş gibi hissediyorum değil mi? Yaşadım işte, Hep bak biliyorum ben. yanıyor. Yanma var. Değil mi? Doktora gidiyorum, Böyle çaresi kanal yok. sanki İlaç mı? açık. Gelecek ama Aynen. gelmiyor. İlaç vermiyor doktor. Doktora gidiyorum, ilaç var. Kendi kendime alternatif Direkt düşün. tıplar denemeye başlıyorum falan. Şuradan böyle ovdum falan böyle. Oradan geçsin, kanal düşsün diye. Ha, çok enteresan. Allah kimseye göstermesin. Düşmanın başına vermesin yani. Çok kötü. Sağlık önemli ya. Çok kötü. Abi bu Eric Rowan hakkında ne düşünüyorsun? Geldi Severiz yine. kendisini. Çok duygusal bir promo kesti. Yine Abi bir güreşe şey girecek. söyleyebilir miyim sana? Böyle. Bak şimdi. Evet, güzel rol kesiyorlar. Ama en büyük etkeni zaten Bray Wyatt'ın ölmesi ya. Hani ölmesi bu kadar güzel rol kesemez, anladın mı? Adamlar aslında gerçek bir şeyi yansıtıyorlar şu Tabii ki anda. işte. Gerçek bir şeyi konuşuyorlar ve herhalde dediğin gibi sen demiştin galiba. Tek tek herkes böyle konuşacak herhalde. Gibi bilmiyorum ama. Biraz mistik karakterlerden de çıkıyorlar farkındaysan. Hani Evet. gerçekçilik Zaten böyle olayı var. olacağının haberini, ya çok önceden bir haber yapılmıştı bununla ilgili. Ben de bahsetmiştim. Hani çok fazla doğaüstüden ziyade daha gerçekçi bir şekilde işlenecek diye. Sen hangisini tavsiye ederdin abi, tercih ederdin? Ben gerçekçi olsun, Bray Wyatt'ın etkisi olsun ama gerçekçi şekilde ilerlesinler. Ben bence iyi o yüzden. Şey olmuyor yani. Işıklar karardı. Aa bilmem ne kim, Chad Gable uçmuş falan değil yani. Aynen. Gerçekten takılıyorlar yani, böyle seri katil gibi. Ruh hastaları gibi takılıyorlar yani. Böyle olmaları daha iyi bence. Aynen öyle. Ben Raw'u tam izlemedim. Bo Dallas'ın ringe nasıl girdiğini falan hiç görmedim. Nasıl girdi ringe? Gösterdiler mi onu? Giremedi ki. Herhangi bir müzik falan yok. Dümdüz gelirken daha 5. saniyede arkasından Creed Brothers saldırdı. Sürekli He. dayak yedi. Çok iyi sattı dayakları ve dayak yedikçe güldü. Yedikçe güldü. Yedikçe güldü bu Dallas. Böyle Bray Wyatt harbiden Eyvah dedi bir ara hissettirdi gene. yani. Klasik. There you are dedi, gitti. Geldi yani. Mesela Uncle Howdy'nin olarak da gelmemesi de güzel bence. Onu da çok güzel Evet. yapıyorlar şu anda. Uncle Howdy sanki şey, bu Dallas'ın böyle
Ya Bray Wyatt'ın vardı ya Firefly falan. Kendi karakteri bir de Fiend. Bu sanki işte o karanlık yüzü gibi falan yapacaklar herhalde Bo Bu Dallas. Şeyi çok Punk'la. akıllıca, biliyor musunuz? Gerçekten çok akıllıca. SummerSlam'de büyük ihtimal maça çıkarlar diye düşünüyorum. Ama Chad Gable ne alaka ya şimdi? O da var yani. Ya o bir başlangıç olacak bence de onlar için. Eren Ya bir sen ne dakika düşünüyorsun? kardeşim, dur ya. Güreşebiliyor kanka. Güreşebiliyor. Böyle bir alaka. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ha, söyle. Federasyon başkanı Büyük Trabzonlu Hacı Osman oldu. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bir Eren'den Vallahi alayım önce. Valla bir futbol izlemek istiyorum ya. Bu artık arkadaki şeyleri ben duymak istemiyorum. Nasıl Kaçamıyorsun ya? amına koyayım Aynen. ya. Müzeden bir kupa eksilince Kaçamıyorsun görürsün ya. kardeşim 2010-2010. Vallahi kaçamıyorum ya. Ben bu sene top izleyeceğim diye geldim. Ben bayağıdır izlemiyorum. Başlamadan daha şey muhabbetleri dinlemeye başladık anasını satayım. Ya bir videosu çıktı adamın, Ali Koç'a züppe diyor. Aynen Bunlar direkt onu diyor yayınlıyorlar. bu adamlar falan filan diyor. Oğlum Garip ya. onu bunu bırak Kaan. Forvet nerede? Köpek. Yolda Denk şimdi uçakta. geldi işte onu. Nereye yolda ya? Söyleyeyim Tosun ben. Paşa geldi başka. Uçak numarasına karar veriyorum. TK-1308. Yarın iniyor. Kim? 6. Bir de öyleyim Kim? şu an. Kim? El Nesiri oğlum. Ya El Nesiri ne oğlum ya? En-Nesyri iyi adam be. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Forvet nerede diyorsun da Dzeko 8 gol attı anasını 3 maçta. Hani şu an iyi götürüyor yani. Kanka bir Harbiden ya. şey soracağım. 38-39 yaşında olsan bir sezon götürebilir misin herhangi bir Yok şeyde? oğlum. Hayır ben Ben normal işimi bile bir sene düzgün yapamam o abi. götürecek demiyorum zaten. Her türlü forvet gelecek ama acelesi yok şu an yani. İyi alsınlar, acelesi Bence yok. var. İlk maçımızı ne zaman oynayacağız şeyde? Avrupa elemesi. Avrupa ile Ceko, Cenk Tosun'a gider oğlum. Lugano diye bir takımla oynuyoruz yani. Yine mi Lugano ya? Oğlum bu Lugano niye herkes eşleşiyor Türk takımları? Beşiktaş'la da eşleşmişti galiba. Aynen. Lugano sizin eski stoper. Çok iyi 2-0'dan adam. 3-2 yapmıştı Lugano bu arada. Vodafone Park'ta. Şakası Öyle yine hatırlıyorum. boşa geçti. Şakası yine boşa geçti. Tepki Aynen. verelim de Buna hani bir de duyulduğu şey olsun. o Lugano iyi topçuydu. Öyle demeyin. İyi Abi topçuydu. adama rakı şişesi fırlatmışlardı. Çok enteresan ya. Ya böyle Yanında mücadeleci adam diye ben çok seviyorum böyle. Ben Lugano'yu gerçekten isterdim takımda ya. Bilika vardı ama. Bika vardı evet. Şey penaltı çizgisini kazıyordu. Penaltıyı kazan Muslera Trabzon'da. oğlum Muslera resmen demişti kaçırıldı o penaltı hatırlıyorsun değil mi? Harbiden kaçırmıştı ya. penaltıyı. Muslera demişti ya ben Lugano sayesinde geldim Türkiye'ye diye. Ona sormuş Türkiye Doğru. nasıl diye. Doğru. Lugano Ve oğlum o Allah zaman Lugano. Lugano kaptanıydı galiba şeyin Uruguay'ın. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Milli Aynen. takımın kaptanıydı galiba sonra. Olabilir. Tabii öyle bir şeydi yani. İyi topçuydu Kaptan ya. iyi top. İyi topçuydu da işte bize bir kazık attı. Muslera'yı Galatasaray'a getirerek. Bakalım Ferdi gidecek kim gelecek? Oğlum El Nesiri diyorsun da Romelu Lomo da istiyor mu? Gitmiyor kimse. Nereye gitmiyor ya? O Gidiyor Euro'dan sonra gider ben sana Acun'dan haber söyleyeyim. almış. Gitmiyor. Ferdi kalıyor. Ferdi 30 milyon olmuş. Transfermarkt'ta Ya falan. transfer Ferdi market gider ya. yapmıyorum ya. Olsun sonuçta bir göz 30-30 önünde bir şey. oğlum 30-35'e okuturlar Ferdi'yi bak Ya gör. gitmiyor açıkladı Ya gene büyük bir menajer. takım. Ya. Tam vakti bence Lan Ferdi için. oğlum Bir sene Dortmund falan gidiyor. gelecek böyle isteyecek Dortmund Ferdi'de istedi zaten. Dortmund'un parası yok. yok 20 mu milyon verdi diyecek. zaten. Yok dediler. Örnek olarak Dortmund'u verdim ya. İlla Dortmund Ferdi olması şart değil. gitmez. Ferdi aidiyeti yüksek bir topçu. O değil de FIFA Yani. topçusu aldınız. Kim o? Kim aldı? Kanat var ya. Maximin. Ha. Crisp. FIFA'da hep Fişko onu lan. bu arada. Fişko 2 metre göbeği var. Ben beğenmedim. Kilo almış. Hemen onu koş. Ha şimdiden başlasın koşmaya. Maxman. Tam bir topçu adı var adamda. 8 milyon Göbeği galiba de ya. Bir yıllık kiralamışsınız. Bir de satılanma oğlum opsiyonu yok galiba değil mi? Dombele Var da en pahalı. Dombele ile dalga geçiyorduk. Göbek geldi Dombele amına koyayım. daha formlu gelmiş. Oğlum çok fena göbeği var. Ben o kadar göbeğini görmedim. Ben de çok görmedim de bir iri. Hani Newcastle'daki Bence hali çok değil yani. göbeği var. Daha Bir iri. kanat için çok göbekli. Röportajında şey diyor. Diyor benim aklımda hiç buraya gelmek yoktu diyor. Şey Mario Branco'la konuştum. Mourinho'yla konuştum. Onlar beni ikna etti diyor. Abi Mourinho sonuçta ya. Çok büyük Aynen. marka abi. Olursa olsun Sen de geliyor kafa sonuçta. olsa zaten bu yaşta araba gitmezdin demek istiyorum kendisi. Bu arada Talişka aslında Fenerbahçe ile anlaşmış Talişka. Onun da bir haberini Hayda. vereyim size.
Kimden Hem kanka? de şeyden önce. Kaan Sabancıoğlu. Güzel de. Kaan Sabancıoğlu. Anlaşmışlar Talişka'yla. Seçimden önce hatta duyuralım falan filan demiş. Ali Koç'la Acun konuşmuşlar. Yok demiş, duyurmuyor. Mourinho da şey demiş. Benim şu an ona ihtiyacım yok demiş. Yani benim bunu alırsak demiş. Onun mevkisinde olan adamların bozulur demiş. Szymański'den bahsediyor. Aynen. Szymański'yi çok, çok tutuyor. Szymański'yi çok tuttuğu için Talişka'yı istememiş. Yok gerçekten bu arada. Kesin Szymański bilgi. baştan yaratılacak, ben size söyleyeyim. Oraya öyle. Kesin bilgi. Bugün bir Ciddiyim gol bak. attı zaten, çok güzeldi kafa golü. Szymański iyi adam abi ya. İyi adam iyi. Ne O olursa şey olsun. değil. Yeni Türk topçu da iyi bizim. Oğuz. Oğlum ona Galatasaray'dan. çok para vermişler ya. Potansiyel. Bilmiyorum. Potansiyelini 6 görmez. milyon 6 milyon bence çok ya. Nerede iyi para var ya. Ya bu sene İyi oldu oldu para işte. iyi para var diye boşa mı harcamak lazım? Her sene oldu oldu diyoruz. Hiçbir sene olmuyor ama bu sene olur inşallah. İspanyaldı. İspanya İngiltere'nin İspanya alamamasına çok sevindim. futbol kazandı diyorum. Rezalet İspanyolları tebrik ediyorum. Allah'ın belası İngiltere ve Fransa almadığı için çok mutluyum. Fransa şimdi benim takımımdır da. Sen Ya puanlar Fransa 98'de. turnuvada futbol Yok, turnuvada oynamadılar. futbolun katiliydi ya. Aynen. Bu sefer hiç oynamadılar ya. Kötüydü. Şey gibi hani biz oynayalım finale kadar, finalde iyi top yaparız. Çok ya, iğrenç top oynadı. Bak İngiltere'de Fransa. Hadi Fransa neyse, tamam mı? Birkaç maçta bayağı gol falan kaçırdılar. Yo, asıl bence İngiltere Fransa'dan daha çok oynamaya Hayır, çalışan İngiltere'de taraf. bir bok Bence de yoktu öyle. ya. Ya Nasıl Fransa'nın daha abi? iyiydi. Fransa'nın daha iyiydi diyorum yani. Yoksa İngiltere Fransa'nın de. daha futbol oynamaya çalışan bir takımdı diyorum. Daha iyiydi, daha kötüydü Ama demiyorum. bu büyük ülkelerde bir tek İspanya. Hadi bir de Almanya da ellerine kadar iyi oynuyordu da. İspanya abi başından beri iyi oynayarak geldi. Çok düzgün oynuyorlar. Çok futbolun doğrularını oynuyorlar bir de. Hoşuma gitti ya. Şey değil, çok aşırı Söyleyeceğim. göze hitap etmiyorlar ama oynuyorlar yani. İspanya teknik direktörünü söylesenize bana, kim? Bir Bilmiyorum. gözümün önünde de O adını. kadar. İşte Ben bilmiyorsun. normalde o kadar futbol takip Ben de etmiyorum ki onu. bilmiyorum işte. Olay bu aslında, anladın mı? Adam herhangi bir adam yani, sistemini La oturtmuş, gitmiş şampiyon bizim yapmış. bizimkini kim biliyor sanki? Çok herkes biliyormuş Ya gibi. biz İspanya mıyız oğlum? Sen kafayı mı yedin ya? Almanya, İspanya, Fransa. Bunlar dev takımlar. İspanya'nın hocası Almanya'nınki kimdi lan? şey, Nagelsmann. Nagelsmann. Oğlum bir şey diyeceğim. Leipzig. Biz gerçekten bak Hollanda'yı geçsek bu İngilizlerle kafa kafaya oynardık. Ben size söyleyeyim böyle Hollanda'ya oynuyorlarsa. geçip İngiltere'den 8 yerdik büyük ihtimalle. Tamam. Hani yenilirdik ama oynardık bu oğlum. Bilmiyorum ama bir değişik. Böyle bir içimde ukde kalacak. Ya aman. Boş ver abi. Tako. Efendim canım. Sen normal Digiturk mu kullanıyorsun, Tod mu kullanıyorsun? Normal diş Türk. Tod kullanan yok mu ya hiç? Tod lan. Şey giriyormuş Sadece bu arada. internetten olan. Reklam giriyormuş Aynen. şimdi. Hiçbiri yok arkadaşlar. Gene haberiniz olsun. Tamamen normal bir muhabbet. Oğlum ben bu sene izlemek istiyorum. Tot kullanan varsa hani nasıl düzgün bir sor. Ben bir de sormadan izleyeceğim muhtemelen. Hayır oğlum, Sormadan izlemesi kolay mı yoksa izleyebilirsin ya. televizyon gibi geri mi sarıyorsun falan? Hayır. Tüm maçlar yükleniyor. Sonradan Evet tamam. Süper Lig maçı izlenmez bu arada ya. Tamamen Oğlum direkt bir şey ne yani. yapayım? Benim işim öyle Özetini her izle hafta oğlum. sonu maç izlemeye uygun değil ki. Özetini izle oğlum. Ha? İzletini ne lan? Özetini izle. Özetini izler. Hayatımda hiç izlemedim galiba. Basketbol, futbol böyle sonradan. Ben de Tekrarını izleyemem abi. yani. Sıfırdan açıp böyle hayatta izlemem. Ben Psikolojik olarak ben izleyemem. basketbol çok izledim. NBA çünkü gecenin bir körü olduğu için. Hatırlıyorum ben onları da. Senin öyle izlediğini Formula hatırlıyorum. 1 Aynı şeyi hala söylemiştim sana. ara Nasıl ara. izleyebiliyorum böyle diye. Yok ya bende psikolojik ya Ama bir bir geçmiş o ben izleyemem yani. görmedikten sonra Yok. Ya geçmemiş. görmesem bile olmaz. Ya mesela şey düşünüyorum ben. Mesela Fener maçını sonra izleyeceğim, tamam mı? Ulan diyorum, tamam sonra izleyeceğim de Twitter'daki tüm geyiği kaçıracağım. Bir şeyleri kaçıracağım. Şunu Abi şey oğlum yapacağım. Bir de etkileşim 90 dakika çağındayız. ne izleyeyim yani? Mesela 50. Twitter'ın dakikada geyiğine gol olacak sokayım. yani. 50. dakikada gol olacağım mesela. Ben niye onu sonradan izleyip öğreniyorum ki? En saçma şey. Bana çok saçma geliyor sonradan izlemek. Hani Bizim Formula 1 arkadaşlar da ya. Gece izlerdik biz NBA playoffları maçı. Adam her yeri kapatırdı. Baya böyle izlerdi 3 saat. Sonra gelirdi yorumunu yapardık. Yani garip ya. Ben WWE için aynı şey geçerli değil oğlum, mesela. O alıştık artık ben zaten de de. uykumdan feragat edemem yani NBA maçı izleyeceğim diye. Ha böyle
çok binde bir bir şey olur falan öyle. Bak AJ Styles'ın return'ı olacağı zaman o zaman izledim Rumble'ı canlı. O kadar. AJ başka yok. Style. Bir o de zaman... galiba bir kere sizle izledik. De galiba. O zaman da %100 kesin de değildi geleceği. Hani haberler dinliyordu ancak çok diyorlardı. Baba bilir. Baba bilir kimin gelip gideceğini. Direkt 3'ten geldi bir de. Oğlum New Japan'i izleseydin anlardın gelip gelmeyeceğini. Bir ay önceden şeyin senaryosunu değiştirdiler. Bullet Club'ın. New Japan'i izlememe gerek yok ki. WWE.com kendi söyledi zaten. Bullet Club bilmem ne bilmem ne WWE'ye mi geliyordu ya? Abi çok saçma bir şey değil miydi o ya? Kendi kendilerine haber yaptılar böyle. Ben o dönem yoktum. Ha yok muydu? İzlemiyordum ben 2016'da. O dönem WWE dışı çok şeydi. Keyifli bir şey vardı. O yüzden ben iyi izliyordum. Hatta ben WWE izlemiyordum o zaman. Böyle söyleyeyim. Vay be. Bir zamanlar, bir zamanlar da WWE izlemeyenler kendini bir bok sanıyordu. Hala. Sen WWE hala var minimal. Minimal biz hala var. İzliyoruz biz bilmem ne. En çok sen izliyorsun. Tamam. En çok sen izliyorsun. En iyi sen izliyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Bak bu WWE ya da Pro Wrestling aleminde en iyi ben bilirim ya da en iyi ben bilirim geçtim ya da bu çok iyi bilir, şu çok iyi bilir. Yok şu. Abi bu ya bu dizi amına koyayım şey gibi mesela Aşk-ı Memnun'un bölümünü tahmin etmek gibi bir şey yani bu anladınız mı? Gene gerildim şimdi. Hani bunun gibi bir şey değil mi? Niye yani, gerildin niye oğlum ya? Ne abi mesela? Neyi? Hadi hareketleri ezbere bil. Bin hareketi ezbere bil. Ne katıyor ki sana bu? Ben ya şunu abi, çok iyi bilirim. Şunu izlerim. Adam geçen keyif alıyor diyorum ben. Geçen şunu gördüm işte. Twitter'da şey yazmışlar işte. Size göre en büyük pro wrestling bilgini kim falan diye. Böyle bir iki kişi işte falan yazmışlar. Yani. Hani benden daha çok bilen olabilir abi. Bu öyle bir şey değil ki yani. Şey gibi. Geçmişi bilirsin. Hani ansiklopedik bilgin olabilir evet. Ama bu hani senin her şeyi daha çok bildiğin anlamına mı geliyor? Bu öyle bir alan değil ki bence yani. Bil amına koyayım. Bil ne oluyor bil. Plaket mi veriyorlar? Ah, ben de bakayım sana. Onu diyorum işte. Ne ya ne yapayım abi bil amına koyayım. Aferin. Çok değişik ya. Hayır garipler yani. Hani izlediğimiz bir şey hani böyle şey olsa hani futbol yorumculuğu falan olsa ya da futbollu hani taktiksel dizilişlerine cerdur okeyim yani WWE'nin nesi ya şunu senaryoyu tahmin edersin tamam ama senaryoyu niye tahmin edersin? Abi sen mesela örnek veriyorum 20 senedir izliyorsundur. Eren 15 senedir. Ben 14 senedir izliyorumdur. Artık bir şeyler ne olacak? Ring içinde olacak hareketlerin ne olduğunu anlıyoruz zaten. Hani nerede reklam gireceğini bu bir şey değil ki yani. Onu canlışılar bilir onu. Hani artık her şeyi çözmüşüz zaten ama şimdi bunları bilmenin bir şeyi yok hani. Hani bir manası bence yok yani. De, ya ben de şöyle oluyor. Senaryoları çok bilebiliyorum bazen. Şu olabilecek, bu olacak dediğim zaman mesela aylar sonra oluyor. Ama şey hani izliyorum, haberleri takip ediyorum. Bir de artık adamların bakış açısını da bildiğim için çoğu zaman şöyle yapabilirler. Öyle olmazsa şöyle bir ihtimal var falan diyorsun. E çıkıyor bir yerden sonra. Ama bu benim daha iyi bildiğim anlamına gelmiyor. Bu sadece daha iyi takip ettiğim belki anlamına geliyor. Bir de abi artık sosyal medya ve haber gerçekten yani takip etmeyen veya bundan kaçabilen abi bence daha çok keyif alıyordur. Çünkü her ben şey artık ya orada çok cılkı çıkıyor yani. Enes abi yayına bir şey verebiliyor musun ekran şu anda? Şu an ekran veremem. Tamam. Ama, şeyden. Onu veririz. Hazırlamış olmam lazım baştan. Tamam. Sana bir şey attım bakarsın. Bak böyle bir haber yapmıştı WWE. Geldiği zaman işte AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Karl Anderson, Doc Gallows coming to WWE diye bir şey yani. Nasıl adamlar kendi şey magazinini yapmışlardı. Nereden hepsi attın onu? Geldi. Discord'dan. Discord'dan atma bakalım. Açarsan bu gider şey görüntü kayar. Ben WhatsApp'tan atıyorum. WhatsApp'tan bakarım. Tamam. Dur. Eren. Tatile nerelere gittin hiç hayatında böyle? Harbiden tatil ama böyle bildiğin işte otele gidiyorsun. Çok oldu be. Nerelere çok gittin? Altınoluk'a gittim. Edirne Erikli'ye gittim. O da arkadaşlarla günübirlik falan. Ha şeye gittim tatil olarak. İğneada'ya gittim. İğneada. En böyle baba tatil gibi tatil yaptığım İğneada'ya gittim. Öneririm bu arada. Güzel yer. Ama artık keşfedilmiştir yani. Bir tık daha kalabalıktır geçmişe göre diye düşünüyorum. Ya ben çok İğneada'ya gidemiyorum. Ayağıma çok batıyor yine. Bir şey yapamıyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Peki tatil anlayışın ne Eren? Böyle deniz, kum.
İki, ya ben daha kültür şeyini daha çok seviyorum. Böyle bir şehre falan gitmek daha hoşuma gidiyor. Kültürler. Ben öbür tatilden çabuk sıkılıyorum. Deniz, kum, otelde yemek yiyeyim. İkinci Olayı günden sonra ben 2-3. başlıyorum. Aynen. Evet, 2-3 günde beni sıkar. Ama ha, böyle toplu arkadaşlarla gidersin, bir şey planlarsın falan. O bir haftaya falan uzayabilir o zaman. Ama şey sadece Kaf otelde böyle 5 gün falan ben var yani Çıkacağım yaptığım öyle otelden. ama Otelden çıkmam lazım. Olmaz. abi niye otelden çıkmanız lazım ya? Ben 15 gün kalırım yani. 15 çok Yatağım. fazla. Onu herhangi bir yerde de yapabilirim ki yani. Otelde kalacaksam İstanbul'un göbeğinde de yaparım yani onu. Şu da Ben var öyle ama bakıyorum olaya. ben de şöyle çok hani kültür mültür severim böyle gezeyim bir şey falan da. Ama tatil yapacaksam harbiden yorulduysam bir sene çalışmışsın mesela falan böyle. Birazcık harbiden hiçbir şey yapmamayı isterim yani. Gideyim sabahtan hatta erken kalkayım. Onu da severim. Kalkayım böyle gideyim kahvaltımı yapayım işte açık büfe. Ondan sonra deniz mi havuz mu neyse. Havuzu tercih etmeye başladım ben. Çocukken denizdi direkt. Bir gün böyle muhtemelen ya Yunus balığı. Bir şey böyle ayağıma dokununca uzakta açılmıştım ve gördüm hani böyle o şeyin geçişini Yunus balığını falan. Çok açılmıştım. Ve dokundu. Ya psikolojik olarak öyle hissettim bilmiyorum. Bir şey bir dokundu ayağıma. Ben Deniz anası öyle falandır korkmadım. be. Yok deniz anası bir sert bir şeydi yani. O deniz anası yumuşak öyle değil. Dokununca böyle hissedince ben uçtum. O günden beri böyle deniz beni çok geriyor ya. Abi deniz dedim mi Ege Denizi ya. Ben O valla kadar güzel. Marmara'da falan girmem yani. Yani Marmara girerim zaten ya. Da hani Ege. sağlık için pek girmemek gerekiyor zaten. Aynen. Yani Ege'nin buz gibi denizinde. Hele böyle ben şey Bodrum'a bir ben genelde Tahin her yaz falan. Bodrum'a gidiyordum. Sevgili Eren de bilir. Orada yazdığımız var işte. En maksimum en sevdiğim aktivite şeydi. Tekneyle tura çıkmak. Tekne Her türlü benim. koya götürüyor. Şey, işte akvaryum koyu diye bir yer var Evet. Bodrum'da. İnanılmaz bir yer abi. Bak akvaryum koyu. İnternete yazın. Böyle bir şey olamaz. Hani o kadar güzel Öyle bir bir saçmalık şey. olamaz. Çok iyiydi. Havuzu ben de genelde havuzcuyumdur ama hani önümde de deniz varsa denize girerim. Yani buz gibi oluyor çünkü. Denizde o buz gibi olayını çok seviyorum Ege'de. Bayılıyorum yani. Peki böyle ama o zaman çok küçük yaşta gittin oralara Ege'ye, Akdeniz'e. Yo, geçen sene de gittim. Hayır. Şunu söyleyecektim. Ben mesela yıllarca Marmara'da yüzüyorum yani çocukluğumdan beri. Ege'ye ilk 10 yaşında falan gittim galiba. Marmara'da en son ne zaman yüzdün diye bir sorsana bana. Marmara'da en son ne zaman yüzdün? 10 yaşında falan. 9-10 yaşında falan. Ben de herhalde şey 18 falandır. Ondan sonra galiba harbiden hiç yüzmedim ha. Marmara'da. Ve Hiç babana babana gittiğinde de girmedin mi lan yok. denize? Lan Köpek. babamla yaşarken girdik işte kardeşim. Ya Şey on diyecektim. değildir o. Yerme kimseyi Çok ya. da Evet. pahalı girmedim. Kur'an çarpsın girmedim. Hiç Şunu girmedim. diyecektim. Şimdi tuzluluk oranları farklı ya. Aşağı indikçe, güney indikçe daha tuzlu oluyor. Ben onu ilk şeyde yaşadım. Şimdi Marmara'ya alıştım tabii. Yıllarca 100 falan. Çeşme'ye gitmiştik işte. Orada bir ilk defa denize girecektim. 10 yaşında falandım. 10-11. Gittim direkt. Koştum hiçbir şey Gözünü yapmadan. açtın. Laks diye bir atladım. Bir vurdu buradan bir şey bana. Şuradan. Şey falan Tabii. inanılmaz bir tuz falan böyle var ya. Zor attım kendimi dışarı dedim ne tuzluymuş bu. Akdeniz daha da tuzludur. Yani Akdeniz'de ben dedim galiba işte Didim, Datça. Tabii bu Ege'in oralar. Kuşadası falan standart. Didim neresiydi ya? Didim Aydın'dı galiba. Aydın. Şey Aşağı inmedim hiç. Daha güzel. ben mesela gözlüksüz giremiyorum. Ben gözümü açamam mesela. İşte Ben açarım. Gözlüksüz havuza giremem. dalınca böyle gözümü açmak isterim de Ege'de falan çok zor açılıyor. Açamazsın yani. Gözün Açıyordum da iptal olur. ben. Evet. Zaten uzun zamandır şu halime girmiyorum. Belki şu hastalıktan sonra, ameliyattan sonra sıkıntı bile oluyor. Ben zaten nefesim daha artık eskisi kadar derin nefes alamıyorum. Şu an dalış malış yapamam yani. Nefes gider Evet. benim. Direkt gider yani. Ya çok dalmak da biraz şov ya. Bir tık gir denizine, kafanı ısıt, soğut yani. Çık sonra yani. Ne o Ben dalma yok ederdim. Yo, ben çocukluğumdan beri yok ederdim bu arada. Açılırdım. Ne bileyim işte bombalama, her türlü dalışlar, şeyler, atlamalar, malla. zıplamalar.
Biz bir gün akıntıya kapıldık arkadaşlar. Yunan adalarına doğru gidiyorduk. Tarayacaklardı bizi Maşallah. neredeyse. Bodrum'da 2 sene önce. Vallahi Neredeyiz de o şans. böyle artık kulaç atıyor. Yorulduk artık. Birbirimizi tutup böyle gitmeye çalışıyoruz falan. Bildiğin akıntıya kapıldık. Abi akıntı bilmiyorum da İnanılmaz. açılınca maçını yorulunca falan direkt şey ya. Sırt üstü. Ufak ufak Aynen. geliyorum böyle. Tatlısı oluyordu. Oğlum insanlar şey diyor yüzme bilmiyorum falan. Abi bir şey yok ki durduğun gibi zaten o seni kaldırıyor yani. Havuz tamam tatlısu Aynen. da. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Denizde işemeyi seviyor musunuz? Çok işedim. Evet. Keyifli oluyor. Abi Öyle çok çok güzel bir şey ya. Hakikaten çok böyle güzel bir salıyor sonra yanın. şey. Sıçmadığım müddetçe çok Tam iyi. bunların Yani. içinde yüzdüğüm oldu ya. Bokların içinde yüzdüğüm oldu. Mudanya'da böyle lağım Aynen. akıyordu ileride. Böyle bol bayağı böyle geziyordu burada. Böyle. Beni çocukken hep kandırırlardı. Bak Bütün havuza tadım kaçtı. işersen kırmızı olur. Havuza olmuyor arkadaşlar. Yani Öyle o evet o hep derlerdi onu. Ama olmuyor. denedin mi? Olmuyor arkadaşlar Sarı benim. oluyor değil Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Benim sos. Denizde de hiçbir şey olmuyor. hadi. Denizde çiş yapmak güzel ya. Ama gidiyor abi o zaten ya. Ne olacak sanki? Gidiyor yani. Akıntıyla gidiyor. Yok oluyor. Çocukken şey yapardım ben. Dalardım böyle. Biraz hafif böyle boy geçmeyen yerlerde falan hep. Dipten böyle garip şakalar. Kızların ayaklarını çekmeler falan. Ben çıkmazdım oğlum denizden. Aşırı ben deniz düşkünüydüm yani. Aynen Küçüktüm ben de öyle. Mudanya'da Sonra denizde bir yaşadım. soğudum. Bir soğudum. Ben de Sonra omzuma almayı saldım. seviyorum genelde şeyi insanları. Aynen. Deve güreşi. Güzel oluyor. Anlıyorum. Aynen. Güzel O oluyor. yalnız Kaan tabii bayağı etkili olur onda. Tabii Kaan gibi canım. adam yani. Biz böyle kule mule yapıyorduk. Böyle herkes birbirini alıyordu böyle. Ben de en alttan böyle Sen hep kule kaldırıyordum şey, oluyordun ha. havuz. Havuz. Aynen hep en altta ben vardım. Hep Sizin siz hep yukarıdasınız. talihsiz bir açıklama oldu. Bende de irileşmeye başlayınca ben şey oluyordu bizde. Artık ben böyle motor görevi görüyordum arkada. Bir deniz yatağı böyle. İşte kızla erkekli bizim arkadaş grubumuz vardı yazlıkçılar olarak biz. Herkes oturuyordu tamam mı? İşte önde biri, işte yanda biri. Böyle herkes çapraz falan yatardı böyle deniz yatağına. Arkadan ben artık kaç beygir takı 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 takı. Havuza frog splash yapardım mesela böyle. Hatta öyle fotoğraflarım Sonra falan fotoğraf vardı. kıpkırmızı. Onun Oğlum. taktiğini çözmüş. Hiçbir Çözmüştüm zaman ya. böyle şeylerim yoktu mesela benim işte. Güreş şeylerini hayatımın hiçbir yerinde böyle kullanmadım mesela. Çünkü benim yaşım büyüktü yani. Abi Abi kurbağalama. uzun eşekte hiç indirmedim mi ya? Atlayamadım. Kurbağalama diye bir terim yok mu denizde, Var. havuzda? Var, kurbağalama atlıyorum işte. Yani frog splash demek istedi canım. Helal olsun Frog ne kardeşim. demek? Kurbağa. Splash ne demek? Ne demek splash? Kurbağalama yüzüyoruz da. Geldi O da geldi. çok Şaka keyifsiz bir döndü. yüz şekli ya. Ne? Evet. Kurbağalama yüzülmüyor oğlum. Çok harbiden tatsız yani. Onu Olimpiyatta biliyorsun. bulan şeref yoksunu bir insan bence. Yani. Çok komik. Allah'ım takla atarak mı atlamalar dersiniz? Çok severdim takla atarak atlamayı. Şu an şey geliyor değil mi böyle hayal geliyor. Oğlum bu böyle fizikte adamlar nasıl ama. Oğlum Şu biz de an geri çocuktuk, yapıyor musun? gençtik ve zayıftım ya ben. Hayır, Çok zayıftım söyleyeceğim. oğlum. Yarın gideyim gene Takır takır at takla atardım. atlamıyorum. Oğlum ben Bu hep durmadan o iyiydi böyle. Ne şey yapacağız? yapardım bu arada ben. Çocukken var ya. Direkt şey bu hani sürekli takla falan atıyorlar ya bu şey gibi işte. Obafemi Martins. Ne bileyim. Keita. O kadar atmazdım ama böyle 5-6 Anadolu giderdim yani. forvet. O kadar hızlı olmasa da. Nereden nereye geldik oğlum? Bu nasıl vücut ya? Çok Hayır, bir şey sportiftik. söyleyeceğim. Şimdi bizi arkadaşlar böyle kalıplı sanıyor da ben yani gayet atletik olduğumu düşünüyorum yani. Ya Hala. tabii canım. Tamam biraz normal Aynen. hareketlerim yavaşlamış olabilir. Askerliğe başvursan almıyorlar atletiyim diye. Yani Utanırlar bir da atlet olur. bunu. Nasıl ne Oğlum alakası var ya? bunun ne alakası var? Gene de Oğlum zıplıyorum fiziksel diyorum yapıyorum. yeterliliğin yok diyor işte adam. Al yatağı. Şimdi illa şey mi yapayım? Kamerayı yatak odasına götürüp taklam atayım yatakta. Onu mu istiyorsunuz Aman yani? aman bir tane yatağın var kırma. Aman kardeşim. Bak Tek bir birey değilsin o evde. bende de öyleydi ama. Hani iriyimdir ama yani ameliyattan öncesini söyleyeyim. Ondan sonra çok değişti çünkü hayatım da bu hastalıktan sonra. Öncesi şeydim yani. İstediğim kadar iri olayım. Bayağı istektim yani. Evet ya bir de şey oldu Hızlıydım. bende. Zıplardım iyi. Geçen arkadaşlarla basket maçı yaptık işte. Geçen dedim 4-5 önce. Ondan önce de 2 sene oynamamışımdır. Ben o basket maçını yaptıktan sonra benim taş düşmeye başladı biliyor musunuz? Zıplamaktan. İyi Şimdi olmuş ödüm ama. kopuyor oynamaya. Oynamaya ödüm Yok kopuyor. ama Başka bağırsak var. düşsün en azından oğlum. İçeride iyice büyüyeceğine. Abi ben o 3 ay daha o şeyi yaşayamam ya. O sıkıntılı süreci Oğlum onun yaşayamam yok mu? yani. Baktırsın bir cihaz vardır. Tak diye görür onu orada olup olmadığını.
Bak canım, Abi garanti al. 10 milimden az olunca kırdırma mırdırma hiçbir şey olmuyor. Bir de 5 milimden aşağı olunca da ilaç tedavi yok. Kendi düşecek diyor mesela doktor. Hiçbir şey yok. Çizler ya. Onat da mesela düşürmüş. Olabilir. Ameliyat Öyle olmuş yaygın bir hatta, o şey abi. düşünememiş. Düşün. Ameliyat da Oo. olmuş. Hatırlıyorum öyle bir şey ya. Bir de ben düğüne geldiği günde zıpladı, oynadı, oynadı. Ertesi gün ağlaya ağlaya taş düşürmüş. Çok kötüydüm Canım. diyor. Hani gelirken de kötüymüş, giderken de kötüymüş baya. Sağ olsun. Canım. Abi sıkıntı o ya. Aynen. Baya kötü yani. Ama şimdi sen bana tatil mati dedin. Benim çok böyle şey oldum. Ne Şu var? an denize atlayasım geldi böyle. Gitmeyeceğim zaten, tatil olmayız. Bilmiyorum ya. Abi yok mu yıllık izin falan, yaparsın tatil. Ya yıllık izin olur ya, Yeni bilmiyorum. işe girdi ya. Yeni işe girdim Hani yeni ya. girdi bu arada. Ben yıllık Ücretsiz izin izindeyim ama. şu an. Evdeyim. Ücretsiz izinde de belli bir süre istiyorlar. Ya Alamıyorum. bana kalsa ben 14 gün bana izin versinler, paramı öderim. Kurumsalsınız kardeşim. Bizde öyle yok. Ben gidip söylesem. Herhalde izin verirler yani. Okey, sıkıntı yok derler. Çözüldükten sonra Ya, mağaza için. onun da avantajları var, bunun da avantajları Ben var. oyuncakçıda çalışırken Diyanar'da çok şanslıydım o konuda. 2 sene üst üste 20 gün tatil yaptım, biliyor musunuz? Öyle bir tatil yaptım ki, bir tanesi Maşallah. düğüne denk geldi, bir tanesi nişana denk geldi falan. Çok iyiydi ya. Vay be. Bayağı iyi yapmıştım yani. Turkuaz medya. Helal olsun. Aynen. Sağ olsun. Turkuaz Medya. Yani Ama söyle şimdi böyle de her şeyi dök de. güzeldi ama abi. Kötü bir şey değil ki. Övüyorum şu anda. Oğlum adamların bütün KVKK şeylerini boşa çıkardın ya. Helal olsun. Niye? Abi hayır, boşa çıkarmadım. Benim hakkım olanı. Ben paramı kestiler. Ben tatilimi yaptım. Hayır, onu demiyorum. Bütün bilgilerimi, kişisel Aynen. verilerimi. Ne kişiseli ya? Ne Aynen. olacak Vitrine sana? hangi kitaplar konuyor falan, onlara da girme de. Vitrine değil ya. Şeye direkt. Çok satan. Tutalı. O Hava artık firma satmıyor bilgisine giriyor. Ona geçmeyin. değil mi? Hava satmıyor değil mi? Aynen. Ya, neyse. Herkesin Yani. kendi şeyi. Bir şey diyemem Ama yani. kitap deyince Hayır. yiyecek geldi aklıma bu arada. Eren. Abi. Bir dakika, bir şey Turkuaz diyeceğim. Medya'da şöyleydi. İkinci sıradan başlıyordu çok satanlar. Her hafta liste gelirdi böyle. Hiç birinciye kimse bakmaz. İkiden başlarlardı böyle. Bir Hiç yani. nerede? Hala öyledir. Bir orada hep sabit. İkiden başlardı direkt hep. Artık anla yani. Anladık Anladım tamam canım. Dalgasına söylüyor. Ne oluyor lan? ya, şey diyeceğim. Eren. Evet. Böyle bir yerin, her şehrin meşhur yemeği, yiyeceği falan var ya böyle. Sana göre böyle en abartılanı hangileri var? Bana göre en abartılanı, uf. Ya da böyle Etli marka da ekmek lan. olabilir. Etli Etli. ekmek. Etli ekmek zaten pidenin Lahmacun, ülkesi, pide, şekli. saçma sapan bir şey. Abi etli ekmek lahmacunun ince yapılmış hali. İşte Tamam, onun salçası, malçası, ufak domates. yapılmış hali de, onun ufak yapılmış hali de yuvarlak ya da böyle uzun. Bursa'da cantık yani. Çok da bir farkı yok ki. Yani güveçle alakalı. Ne? Yani cantıkta bildiğin aynısı pidenin ufağı yani. Abi güveçle alakalı derken sen güveçin normal güveç mi demek istediğimi anladın? Şimdi pideden bahsediyorken Güveç de pide abi. İstanbul'da var. bilmiyorum. Güveç diye. Dur bak, fotoğrafını göstereyim sana. Ya güveçlediğin zaman aklına öyle bir şey gelmiyor yani sonuçta. Tabii yani sen de haklısın. Başta dedim Allah Allah niye böyle dedi diye de, sen de haklısın. Güveç şu aslında abi. Şu. Güveç o Mesaj aslında. gelmez. Mesaj gelmez inşallah. Şu. Güveç miymiş? Dur. Ha bu. Neymiş Nefis güveç lan? yemek tarifleri. Güveç pide, ilk Eyüp defa duymuşum. Sultan güveç. Meşhur. Çok güzel bir konuya değindim bu arada. Çok böyle overrated yemekler Eleştir olduğunu bakayım. düşünüyorum ülkemizde. Ama şu an aklıma gelmiyor. Düşünüyorum biraz. Sen söyler misin? Ben düşüneyim birazcık. Tabi bu Ne Akisar var lan? köftesi var ya. Her yerin köftesi meşhur bir kere. Yok O Sivas net. köftesi. Şehir değil, bir Bir de şey ilçe, diyeceğim. mahallenin bile köftesi meşhur ya. Bir şey diyeceğim. Oğlum Karadeniz'de yapılmış hiçbir besinin güzel olma ihtimali yoktu. Akçabat Aynen. köfte. Geçeceğim. Bir söyleyeyim bak mi? bir Söyle. fırın ürünlerini yapar Karadenizliler. Başka da bir boku Aynen. beceremez. Şey söyleyeyim mi? Böyle Hı. abi. Bence bu çok ağır olacak ama muhtemelen. Çoğu kişi Hadi nasıl ya falan bekliyoruz. diyebilir de. Abi kuymak, mıhlama bence çok ağır. Bence o kadar güzel bir şey değil ya. Güzel bir şey ama ikinci, Bence üçüncü değil. ekmekten sonra boğuluyorsun böyle. Abi yok, çok bayıyor ya. Değil, ben beğenmedim bir türlü. Pişmaniye.
Abi Hiç ben aynı böyle fikirim. kusacak kadar yedim bir kere. O günden beri yemiyorum. 15 sene oldu. Belki daha Çikolatalı fazla. 20 sene oldu. çekme helva. Boş verin pişmanım. Ya boş ver. Bu Akhisar Evet lan köftesi onu da de iyi. neydi, bir tane köfteci Ramiz mi ne? Bir gün gittim böyle Abi ekşili gibi köftesi falan, yok abi. O da olmadı. Akhisar köftesi var. Hayır. Ram. Ha Benim Ramiz. yediğim tek bir köfte vardır. Tekirdağ köfte. Bitti yani. Konu kilit. İnegöl köfte kardeşim. Bursa. İnegöl'ü yemedim. Hatırlı İnegöl bilmiyorum. güzel. O farklı bir baharatı falan var, güzel yani. İstanbul'un içindeki köfteciler ne köftesi yapıyor? Ne Türk köftesi. köftesi yapıyor? Köpek köftesi. İstanbul köftesi. Onlar iyi. Sivas köftesi de iyi oğlum. Sultanahmet köftesi bir de. İzmir köfte miydi? Ne bu Şu şey patates neydi? köfte, biber pa o da güzel. Fırında yapılan neydi böyle? Köfteyi, kıymayı böyle şey gibi açıyorsun. Patlıcanı sarıyorlar mı? Kase gibi böyle içine patates püresi Ha, gibi. Üstüne kaşar. O ne köftesiydi? sarıyor. Ne? Topkapı bilmem yok o Gerçi çalı. onun çok Hayır hayır ismi var ya. ya. Her şehirde farklı ismi olabilir onun. O çok güzel Hani yani. esnaf lokantaları yaparak Yapar aynen. Çok çok patates güzel bence. şey. Tabii İzmir'de adını bir esnaf bilmiyorum. lokantası var. Adını buradan söyleyebilir miyim? Öyle olur mu? Söyleyemez. Adını unuttum. Sana Söyleyebilir ondan miyim diye. söyleyebilir miyim dedim. Unuttum çünkü adını. İzmir'de esnaf lokantası. Abi et yemekleri yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Allah'ım. Bir gün Bodrum'a giderken uğramak istedim. Hani 4'te falan geçtim oradan. Yok kapanıyor 2'de 3'te falan. Hani bitiyor. Ama denk gelirse söyleyeceğim, göstereceğim size. İnanılmaz yani. Videoları falan var ya. Hani gidersin 10 kilo et alıp 10 kilo et yapıp yemek istersin. O derece yani. Çok iyiydi. Dur bulacağım şimdi. Tamam senle bir Konya Dum'a gidelim ya. Nereye? Konyalı vardı ya Beykent'te. Konyalı'ya niye Orası. gidiyorsun demin? Etli ekmeğe gömdü Konyalı'ya Ha gidiyorum. Ne yiyeceğim? manyağı Başka bak bir şey mi etli yiyeceğim? ekmek. Etli ekmek yemeyeceğim. Ne yiyeceğim? Başka ne Ne var? yiyeceğim? Bilmiyorum Konya'da ne var başka. Vay be. Keşkek falan. Kuzu çevirmeye gidebiliriz mesela. Ona okuyayım. Oğlum bir gün Kaan Pazartesi bir hasta ol Zaim sen. Usta. Zaim Usta. Pazartesi. Sen bir fazla hasta oldu. Adamın da yıllık izni varken atlayın şuradan deniz otobüsüne gelin Bursa'ya ya. Pazartesi. Abi bu Oğlum programın deniz otobüsü ne yok. gelmem sana gelmemden daha uzun sürüyor olabilir ha. Tabi şaka da yani. Ya bu arada şaka bir yana abi ben Uzun onu uzattı deniz. pazartesi geleceğim. Sen Ben izin sadece değiştiremezsin pazartesi. abi. Çok zor. Şimdi yıllık izinler falan başladı. Eylül'e kadar benim o işler yaş. Tamam Ne ben zaman geleceğim dedin? bilmiyorum çözeceğim ama yani. Benim 20 haftaya da birkaç gün daha var hani. Çözeceğim inşallah. Bu arada o yemeği şey yapmayalım. Bir şey söylemek istiyorum. Mesela overrated dedik ya örnek veriyorum. En çok böyle şuranın şu yemeği çok güzel dediğiniz bir yemek var mı? Hani yiyip de. Hani illa oraya gidip yemenize gerek yok. Bulunduğunuz yerde de yiyebilirsiniz mesela. Hani ben bunu burada yedim. Kim bilir orada nasıldır? Diyebileceğiniz. Ya kokoreç İtalyan yemekleri. her yerde yapılır da mesela İzmir, Bornova'da ne zaman gitsem mesela Asım Usta. kokoreç alsın, çok güzel abi. Ben Çok her gittiğimde mükemmel. uğrarım illa. İki kere gittim. Çok güzel. Gerçekten güzel yapıyor. Şeyi denedim ben orada. Atom'u denedim abi. Atom da O. çok iyi. Ya ben klasikten yanayım. Sen şimdi şeydesindir kesin. Domates yiyorum. Hayır, iğrenç. Hiç sevmem. Ha. Çocukluğumdan beri domates yemem. Domatesmiş, Menemen. bibermiş, yeşillikmiş. Asla koydurmam Doğru. içine. Domates sevmiyorum demiştim. Sadece Ya ben kimyon. şey mesela ben şöyle bir şey yapmak isterdim. Böyle bir enerji bulsam kendimde. Böyle bir günübirlik Adana'ya gitmek isterdim mesela. Ama O benim şeyim zaten. benle bir Antep. Antep'e de söyleyecektim de ilk Vakit, Adana. nakit. İkisi olduğu zaman bunu çok yapmak isterim işte bu tarz şeyler. Ya nakit bence önemli değil. Gene onu ayarlarsın Hayır da oğlum. vakit bence çok daha zor ya. Vakit tabii ki bu arada ya şu an. Vakit Hani gerçekten vakit sıkıntı ya. çok daha zor. Ama ben hani böyle en azından mesela böyle bu tayfa gidelim ya mesela. Ama en azından yanımda böyle bilir kişi olmuşsun isterim anladın mı? Sabahtan bizi götürecek. Şurada kahvaltı, şurada öğle yemeği, şurada ara yemek, şurada Yok ya. tatlı, şurada akşam yemeği. Hepsini Bilmesin, biz yiyeceğim. kendimiz keşfedelim internette. Ben Öyle öyle mi seviyorum. diyorsun? Gerçi Adana çok büyük bir yer mi bilmiyorum da. Hani araştırıp da gidilebilir Abi ben gerçi. oralara gitmek istiyorum işte, Antep'e falan yani gerçekten. Çünkü giden bizzat böyle benim akrabalarım falan var oralarda diyor. Biz diyor Bursa'da et yemiyormuşuz diyor mesela, anladın mı? Hani o merak ediyorum yani. Ne kadar fark edebilir bazı şeyler. Öyle ve Ve ucuz yani. fiyat, Hani o çok önemli işte.
İşte Abi de kuzu eti yiyeceğim şok ya. oluyorum oğlum ya. Bazen izliyorum bu işte Fırat Sobutaylar bilmem Hatay Sandıkçı falan gidiyor. Oralarda diyorlar. Abi olamaz diyorum ya. Hani Bursa'da atıyorum 150 liraya açık açık yediğin tavuk döner 50 lira falan yani. Hadi 100 Ya liraya. Fırat Bey beni çok yoruyor. Her yemeğin yanında ayran Neresi? içerek. Abi Fırat abi kola iç gözünü seveyim ya. Ben de 60 ayrılıyorum lan. derece Ayran Adana'nın güzel. altında kola içilir ya. Abi Yanacak buram böyle. iyi ayran da iç. ben uzun zamandır gazlı içecek kola falan beni kandıramıyor. Kola hele. Ya oğlum bazı insanlar var pastanın yanında kola içiyor musunuz? Çok kötü lan. Aşırı bozuyor oğlum tadını ya tatlının. Nasıl Tabii. içiliyor ya? Çocukluk şey Ben değil mi bu? Çocukluk salaklığı değil mi bu? Pet bardağı aynen. alırsın böyle doğum günü arkadaşları toplanırsın. Annen pasta getirir böyle kesersin onu yanında kola. Bok gibi orada kimse kusura Koması. bakmasın diye. Şeker Tadını tamamen koması. bozuyor ya. Aynen. Süt Mesela içerim şey daha iyi dönem oğlum o lazım. çikolatalı pastanın yanında. Süt içerim daha iyi. Mesela şey dedi ki geçen program. Sabah içmeden kahve içmeden uyanamam falan filan. Mesela bazıları da öyle. Mesela yemeğini yiyor örnek veriyorum. Dışarı çıkıyor sigarasını alıyor kola içiyor. Lan yemek de içsene. Hani sigarayla kola ne alaka? Ama bazısı yemekle içecek içemiyor. Mesela yemeği Oğlum bitiriyor, ayranı evet. sonra içiyor falan. Soda Öyle içiyor tipler var. onlar. Hani Ben yok soda ederim. içsin abi. Ben de yemekle içerim. Ben Sana bir ne kola lan içiyorum milletin zevkinden? Pezevenk. ya. Abi yapmasınlar. Aptallık bu Sana ne ne? ya Sana ne sigarayla? oğlum? Sana ne? Sen kimsin? Ne Sigara. otoritesin? Şişman Yapmasınlar. Tip tip baktım bugün piç. zaten şeyde İyi balkonda. bok yedin. Niye ya? Abi İyi niye bok yedin. kola? Ne aferin? Abi gıcık oluyorum ya. Ha niye kola içiyorsun Zorba. sen yemek yokken? Ben Sana ne mesela oğlum? oraya çıkıp hani tuvalet şey molaya çıkıyorum ya. Abi ben of bir kola içeyim de rahatlayayım demem. Su alırım su Var içerim abi yani. diyenler. Var var. Bizim iş yerinde falan günde atıyorum 2 litre kola içenler falan var. Böyle içiyor yani adam istiyor yani. Canı istiyor. Yanında Ha bir de light bulunduruyor böyle. Tak tak içiyor aradım masa kenarında. içenler var bir de onlara ayrı ayar oluyorum. Hayır Zero. kola içiyorsun bari normal aynen normalini iç yani light ne abi? Hani Abi light kola bilmiyorum. nedir? Ya pek şunu anlıyorum. Çok tüketen adam çok şeker almış oluyor. Çok Aşırı hem de tüketiyorsa ya inanılmaz. olabilir şeker hız. Ben bir ara çok güzel bırakmıştım kolayı. Bir 3 sene içmemiştim. Başladım yine biraz. Valla ben de yok artık ya. Sanki Çok çok sigaraya çok yani. başlamış gibi anlatmıyor bu bize. Oğlum sigara kadar zararlı bence kola yani baktığında. Bir sürü Geçen bir şeker. kere canım Sigara kadar çekti. yoktur da zararlıdır. Oğlum bira içsene. Bir tane bira iç koladan daha yararlı. Her türlü iddiaya. Valla oğlum çoğu şey koladan yararlıdır zaten Bira içilir mi oğlum? Haram. ya. Niye? Ha Oğlum. Yorum yapmıyorum. aynen. Bunu diyen de Migros'ta Eren'le bir Çıplak, tane çıplak, çıplak, çıplak karıların dövüşmesini izliyorsun. Bir haram. haram diyor ya. Ay böyle deyip de bunu deyip de gidip Migros'tan Eren'le birlikte tekile şarap almam peki yılbaşı için. Helal Beraber olsun. gidip. Oğlum kola Etmiş yıllar geçmiş ya. sonra ilk defa böyle gerçekten canım çekerek geçen gün iş yerine şey söyledim. Yoğurtlu tavuk tantuni söyledim. Severim böyle. Ayran falan gitmez onun yanında. Ya. O direkt kola. Yani. Yoğurtlu zaten. Aynen. O Abi yüzden. sen iş yerine yoğurtlu tavuk tantuni söyleyecek kadar hayatı seviyor musun ya? Evet. Ben şu an oradayım. Evet. Gerçekten yani. Oğlum Canım tavuğu çekti yoğurtlu söyledim tavuk abi. tantuni Hani çok özel bir şey değil ki ya. yani, Değil yani aynen. ben gidip iş yerine yoğurtlu tavuk tantuni söylemem yani. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Söylediğim yerin adı da direkt de biliyor musun? Bir yeri Kakopo pide. mu? Mami Usta bu. Mami Usta Ne? direkt ya. Direkt aynı yazılışı da bu arada. Mami Usta. O yüzden hep Yok. hoşuma gidiyoruz. Favori mekanlarımdan. Mami Allah Usta eskisi cezanı adı vermesin. Muhammed'dir mesela. Değil mi? Öyle bir şeydir. Mami. Oğlum Muhammed Yani ismini Mami'de Mustafa kısaltmayın günah ya falan diye. Nakşibendi. Mami. Mami. Madem harama günah girdik. Bence de. Hayır, ben geri dönmek istiyorum konuyu. Abi bu kadar hayat seviyor musun ya? Tavuklu, yoğurtlu, tantuni söyleyerek yani. Seviyorum. Oğlum hayatı bir kere geliyorum lan. Abi ne bileyim ben bazen öğlen yemek yemeye Sanki çok büyük bir üşeniyorum. şeymiş gibi. Abi Harbiden tavuk çok tantuni. dün Şey değil yani dışarıda anladın mı? İşte yemeyeceğim. havyar Hani bir falan ara da böyle böyle yatta falan öyle bir şey de değil yani. çalışıyorum böyle tamam mı? Çalışıyorum böyle mesela. Reyon diziyorum ya da bir şey yapıyorum ya da müşteriyle ilgili. Aklıma gelmez mi? Ulan şimdi bir yoğurtlu tavuklu tantuni olsa da bir yesek. Ya Oğlum gelmez benim de yani. Telefondan bakıyorum ne bakar var benim diye. Aynen denk öyle. Girdim gelmiştir aynen öyle Trendyol'a. ya. Baktım.
Açık gittim aradım. Trendyol'da bu kadar. Telefonda ne kadar? İlk keşfettiğimde. Daha ucuz oğlum. Aynen. Komisyon. Adamlara da daha iyi oluyor. Komisyon da vermiyorlar. Abi tabii canım, aynen öyle yani. Ben de böyle yapıyorum. Atıyorum 200 liralık şey 150'ye falan yiyorum yani. Mesela. Genelde denk geliyor bu. Yemek sepetine bakıp McDonald's'ın uygulaması iyi. Onu Kıtta zaten. geçiyorsa 100 mis gibi. oluyor var. Şeyde sepette 100 var yemek sepetinde, bazen o çok iyi oluyor. Onu ben birkaç kere dedim ama işte o bir Baya. tanesi o Popeyes'a falan denk geldi. Böyle. Kıtır kıtır falan. Aa. Bayağıdır KFC yemiyorum bu arada. Hani canım şey Sen doydu. ısmarlayacaksın bana biliyorsun. Sen attın ya bugün bana. Tam da o sırada evden yemek getirdim. Onları ısıtıyordum. Böyle oldum bir anda. Ulan dedim. Hani böyle Bir günaha mı girsem? geldi. Bir geldi böyle, tamam. Ulan dedim. Ya dedim Kaan neyse boş ver, evden yemek getirdim. Sevgili eşim çok güzel yemekler yaptığı için onun yemeklerini yemeyi tercih ettim tabii ki de. Kahvaltı peki böyle işe Yemezler gidiyorsun. oynanıyor. Eren işe Abi gidiyorsun. kahvaltı. Kahvaltı Yani. mesela ne yapıyorsun? Evde Ben mi yoksa şey? götürüyorum. Tavuklu tantuni. Kahvaltı götürüyorsun. Götürüyorum evden. Tamam, ne ama ne götürüyorsun? Kahvaltılık götürüyorum. Orada bir belki simit alıyorum ya da yine evden ekmek götürüp ısıtıyorum. Bu sizin İstanbul'lu şeyiniz var ya. Neydi o? Karper miydi bir şey? Peynir meynir. Karper, simit, ıy, Heh. Abi iğrenç çok bir kahvaltı. ya oğlum bir hatırlıyor musun? Ben geldiğim zaman İstanbul'a falan sabah mıydı böyle? Çağrılı falan vardı böyle. Simit, üçgen peynir. Oğlum bu nasıl bir kültür? Onu mu? Ama bir şey söyleyeceğim. Bursa'da Biz o ben an hiç yok. görmüyorum. Onat'ta biz yoktuk Sizden o zaman. önceydi o. Sizden Aynen, önceydi bizden o. önce. Aynen. Ben var Var. mıydım lan? Hatırlayamadım. Olabilirim de olmayabilirim de. Kaan dondu bak. Geri geldi. Evet. Kaan Hı? geri geliyor. Geri geldi. Geldin geri kan. Konuşmayı Geldim. unut. Geldin şu an. Tamam Evet. şimdi. Şey abi, ya bu arada ben kahvaltı simiti çok severim. Ve ben genellikle hani Özge evde yoksa sabahları kahvaltı etmem böyle. Kendim hazırlamam yani. Atlarım Niye orayı. lan? Ne bileyim ya, atlarım Peki orayı. bir soru. Delikanlı gibi cevap ver ama. Tribüne oynamadığım iki gibi. Yok. Özge'ye hiç kahvaltı hazırlıyor musun? Ya evliliğimizin ikinci günümü ne hazırlamam? Yani Yatağa götürmedin mi o? Ya. hazırlamıyorum yani, özet Kaç kere olarak. hazırladım? İki. İki kere hazırlamışım. Çok İki. bence artık. Bunu Yeter ya. arttıralım. Bunu arttıralım Kaan Bey. Ama bir şey Oluyor. söyleyeceğim. Yani izin günü İzin, bir dakika. mi? İzinli gününü hazırlıyorsun bundan sonra, tamam mı? Anlaşalım. Bir tanesini Evet. ben kıyamadığım için söylüyorum şu anda fazla. Aynen, fazlasını da. Daha Bir kere Bundan sonra yapmışım. haftada Abi. bir. Haftada bir abi, yok bak. Nasıl ya? Haftada bir izinli gününde yapıyorsun. Ya bir şey söyleyeyim. İzin gününde kahvaltıya götürdüm. O sayılır mı? Hayır. Sayılmaz. Evde Ele sen emeklerini yapacaksın yapıyorsun. birader. Hayır, bir şey söyleyeyim. Ben izin günlerinde bazen yemeği evde ben yapıyorum. Hani onu sayıyorum. Ya çok Kahvaltı yapmışımdır ama. Ne yapacağım yapıyorsun kardeşim. çok çok yaparım yani. Ne yapıyorsun? Abi En son ne izin pişirdin evde? Balık mantı sayılmaz. Balık hariç. pişirmiş olabilirim. Ha kendin açacaksın onu. Öyle pişirmiş ne? Al pişir onda bir şey yok. Tandır yapıyorum genelde. Tandır yapmak çok Oklahoma City hoşuma gidiyor. Thunder mı yapıyor? Of. Of. Hadi Of. hadi hadi Adım hadi. pıs bile atmıyorum abi. Atmıyorum, o Evet. kadar da iğrenç bir şey. Döküm tencerede çok güzel oluyor. Hani öyle şey değil. Hani et kızartırım, balık pişiririm olayı değil yani, Eren dediği gibi bu arada. Yemek yapmak o değil yani. Peki bir şey Biraz diyeceğim. emek veriyorsun. Airfryer kullanıyor Onu musunuz? yapsam. Airfryer'ımız var abi ama biz Airfryer'ı Abi şöyle kullanıyoruz kullanıyorum genelde. ben ya. Nasıl kullanıyoruz biliyor musun? Bende mikrodalga yok abi. Bir şey ısıtırken oraya koyuyoruz mesela hani. Değişik bir yöntem. Evet Kötü değil yani ama. oğlum sulu yemek koymuyoruz tabii ki de hani Ya. tavuk yapmışsındır, bir şey yapmışsın ya da öyle Anladım. diyor, borcamla fırına bir şey atıyorsun ya, ufak borcamla ertesi gün onu borcama onun içine koyup mesela ısıtıyoruz yani. Anladım anladım. Balık bu arada çok güzel oluyor airfryda, tavsiye ederim. Somon balığı çok iyi oluyor. Somon güzel olur. Niye? Somonu benim Her üstüme balık koyup değildir. Somon pişirdiğine iyi güzel olur. olur oğlum. Balık seviyor mu abi Enes abi, sen Eren'i biliyorum da. Ben çok severim. Peki en sevdiğin balık nedir? Çupra, levrek. O ikisi çupra derim ya. Sen Eren? Benim zor ya. Barbun ama galiba. Harbi güzel. Ama ağır Barbunun balık. kilosu 5 lira olmuş. Ne Migros'ta. oğlum? Hayvan gibi 5 akıyor. bin. Sesin Oha. kesildi, anlayamadım. 5 bin. 4.999 lira yazıyordu Ya barbun. oğlum Migros'tan Oha. balık mı alınır ya? Geçeceğim o iş. 499 olmasın? Yok, 4.999 ama. Oha.
Yuh. Dur bulacağım. O işte bir şey var lan. Haber olurdu oğlum o. Anladın mı? O haber oldu da gördüm. Bak 20 Aralık'ta atmışlar. Barbun balığı kilosu 1000 TL diye. Daha çok ayırmıştır. 900 lira. Yine çok. Oğlum bugün gördüm. Çok 4 tabii de. Ben de bu şu an açtım yandan. Barbun 1 kilo orta boy diyor. Medium. 900 lira. Bak Datça'da barbunun kilosu 4500 liraymış. Oğlum o Datça'da. 20 dakika kalamacında 2000. Oradaki barbunlar böyledir bu arada. Çok böyle balıkçılık videoları izleyen biri olarak bu kadardır yani. Büyük onlar ya. Helal çünkü olsun. Teknolojinin içinde yaptığı harekete bak. Utanmadın mı lan? Ne yapacağım? Beyninize mi yollayacağım bunu direkt? Adam açamıyor bir şey. Peki bir şey diyeceğim. En sevdiğiniz deniz ürünü? Abi kalamar ve karides ya. Ve midye ya. Hani. Ama 50 ben tane söyleyeyim. Aşırı yan ürünü yemedim. Ya yani. Midyeyi bir kere biz midye olarak yemiyoruz. Geçeceğim ona. Midye dolma düz olmayayım. Midye değil. Hava dolmadan bahsediyorum. Hava. Tarator sos doğru böyle. Ekmek arası. Bir şey söyleyeceğim bu arada ben de. Onu söyleyeyim. Konuyla bağlantılıydı da. Ahtapot falan yemedim mesela. Ben ahtapot yedim. Şey gıcık oluyor musunuz abi? Balığından her balığın tadı aynı. Alakası yok. Beyaz et. Alakası yok. Alakası yok. Ay, yakın ya. Tatlar var. Hamsinin bir tık ağrı sardalyedir. Mesela sardalya barbun da biraz yakındır. Ağır balıklar aynen. Ama çok farklı abi. Mesela ben balıkçıya gideyim böyle. Özge'le ne zaman gittik en son bilmiyorum ama şu an gitsek mesela bizim menü şu. Kalamar, karides, işte midye tava, meze yani. Biz ana balık söylemeyiz genellikle. Ben gerek de yok. Söylersem hamsi falan söylüyorum ama şey güzel çupra falan varsa böyle deniz çuprası yerim yani. Aynen. Balık sevmem. Bak bende de o var. Balık hayatta sevmem. Evet. Büyük küçük olacak. Küçük mü dedin? Küçük balık sevmem. Mesela hamsi sevmem. O da evet. Şey oluyor ya. Cicik gidiyor bende böyle. Ben büyük olacak. Kılçıkla mılçıkla yiyorum. Eskiden seviyordum. Kofana. Kofana sever misin? Kofana sever. Büyük olacak. Abi bu arada bir levrek şey diyeceğim. Olacak, soman olacak. Palamut çok iyi değildir ama iyisi iyi palamut seviyorum fırında ben. Fırında güzel yapılabiliyor böyle domatesli falan. Şey i̇yi güzel. Palamut ben seviyorum. Domates sevmiyorum diyen adam domatesli yapılabiliyor. Hayır, diyor. Hayır yiyorum oğlum. Onda güzel patatesli matatesli falan oluyor böyle soğanlı muğanlı o güzel oluyor. Sebzeli palamut şey, ya. Orada güzel oluyor evet. Bir gün İzmir'e gitmiştim işte çocukken. Bir balık yedirdiler de adını unuttum şimdi. Lagos mu? Lagos'tu galiba. Büyük bir balık. Evet. Abi Ege'de Akdeniz'de ne balıklar var bu arada ya. Hani çok güzel abi. Alkan hiç yediniz mi? Ben hiç kalkan yemedim. Kalkan bu arada çok önüm dünyanın çıkıyor. Balıklarından biri olabilir ama çok az etik geliyor. Hani iğneli ya böyle. Dil falan mesela insanlar yiyor. Dil de çok yavan bir et ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane balık yedim. Dülger diye. Dülger'i duydunuz mu? Peygamber balığı diye de geçiyor. Bir parmak izi var. Bu peygamber basmış güya. Her balığa basıyorum mesela. Anlamadım yani. Yeni doğan balığa da mı basıyorum? Basıyorum her oğlan. Saçma her neyse. Ondan da mesela çok utandı yüzünü kapatıyor. Kapatmamak deniz gelmiş bence program. Bir kere de ben yapayım kardeşim. Hayır oğlum basma derken hani peygamber efendimiz dokunmuş ya da başka peygamber bilmiyorum. Hani niye dokunsun ki abi balığa mesela? Hani o iz niye illa böyle bir şey? Tamam tadı nasıl abi? Şey. Mesela o da şey gibi mesela. Mesela bir kanalı düşünüyor kapattık abi geçmiş olsun. Cimerdeyiz. Kötü bir şey demedim ki ya. Ne var bu dediğimde? Ne oldu onun tadı? Ağzına sıçtık ne var? Şey deniz feneri var ya mesela. Yok fener balığı mı? Fener balığı. Ne oluyor? Fener balığı da mesela böyle bir hayvan. Şişi güzel oluyormuş. Evet böyle bir hayvandır. Şu kadar et çıkar mesela. Onda da öyle. Mesela onu da kızartmışlar getirdiler. İnanılmaz güzeldi. O da herhalde Ege'den mi çıkıyor balık? Nereden çıkıyor bilmiyorum ama. Marmara'da ama standart hamsi, istavrit falan yiyorsun da böyle. Şimdi şeyde çinekop da güzeldir mesela. Çinekop gerçi lüferin küçüğü de. Lüfer de böyle olgun hali güzel oluyor. Bu arada buldum. Dülger balığı neden peygamber balığı denir? Hemen onu okuyorum. İsa'nın bir dülger balığına dokunarak kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra sessiz ve zararsız bir balık tür haline geldikleri düşünülmektedir. Buymuş aslında. Bu arada hayırlısı dokunma derken de dülger balığı da bu. Bak buraya dokunmuş abi gördünüz mü? Onu dokununca onu bütün ırk öyle mi ilerlemiş? Bütün şey balık türü öyle mi ilerlemiş? Onu diyorum ben de yani. Hepsinde aynı iz var aynı yerde. Hasan Mezarcı basmış oğlum normal. Ha evet. Ama çok güzel balık türüydü gerçekten.
Akdeniz ve Ege'de yaşıyormuş bu arada. Balık iyidir ya. Şu dönemler yenmiyor da. Şu dönem gene somon yerim yersem. Daha şey açılıyormuş. Bu Kanaroğlu var ya yukarıda. He. Dardanya açılıyormuş oraya. He gördüm. Dardanya da çok iyidir Eren bu arada. Sandviçleri falan çok iyi. Ben açılınca giderim seninle. Neyse abi işlendi mi bilmiyorum oğlum, da. Denemedim de bir şey diyeceğim. Bu ton balıklarının falan Dardanya, Bursa değil mi bu arada ya? Dardanya. Bursa mı? Çanakkale. Pardon. Çanakkale Dardanya Spor. Şunu söyleyeceğim. Bu ton balıklarının hiç izlediniz mi böyle belgesellerde ya da tutuyorlar? Ben çok izlerim böyle şeyleri. Balıkçılık şeylerini falan. Abi o ton balıkları bu arada bayağı kırmızı et gibi yani etleri. Kırmızı et gibi. Orijinal ton balığı öyle. İşte şey dışında nasıl acaba? Çok merak ediyorum ben bu işte bildiğimiz işte tenekeler dışında. Böyle yemeği isterim yani bir gün. Merak ettim. Kırmızı ete yakın bir tadı var bu arada. Neye? Kırmızı ete yakın bir tadı var. Görünüşü de öyle ya. Çok değişik. Abi mesela acaba ton balığı sert bir et olduğu için mi öyle konserve yapıyorlar acaba yani? Normalde yenmiyor mu acaba? Onu daha geçen öğrenmiştim. Unuttum şimdi. Hani oğlum onu... koca balık lan işte. Konserve yapıyor adamlar. Saklamak için. Yani. Sardalya şey falan da yapıyorlar. Birkaç balığa daha yapılıyor. Sardalya çok tuzlu olan değil mi? Oğlum, şey, palamuta da yapıyorlar. Ançuez bebek hamsi ya. Lakerda. Evet. Lakerda güzel bir şey bu arada ya. Güzel oluyor. Yemedim. Güzel oluyor ama hani benim favorim gerçekten uzun zamandır şaka bir yana somon abi. Çok seviyorum Norveç somonu. Ya Norveç yani, somonu çok güzel bir balık. Yani yağlı bir balık bu arada. Ama çok pahalı be kardeşim. Şey abi. Türedi bu zamanlarda. Mesela pazara gidiyorum yere Norveç somon yazıyor. Diyorum abi hakikaten bu Norveç somon böyle kafalıyorum mesela. Ben böyle çok muhabbet ederim. Yok diyor Karadeniz somonu. Karadeniz somonu da var. Karadeniz somona diyor 150 lira yazıyoruz almıyorlar. Yanında duruyor ya. Norveç somon yazıyoruz 450 lira alıyorlar diyor mesela. Evet, hani. Ama boyuttan anlaşılıyor biliyor musun? Bilen adam anlıyor yani. Sen ben anlarız. Ben anladığım için soruyorum bilerek zaten de. Hani şey de bu arada iyi ya. Norveç alabalığı da iyi. Evet. Onu bilmiyorum. Olursanız alın bir tık daha uygun. O da turuncuya dönüyor yine yağdan. O da güzel. Şeyler var. Kanada'da falan böyle Alaska'da grizzly ayılarının yakaladığı böyle gaga gibi şeyi. Ağzı falan kırmızı. Dıştan böyle kızıl renkte. Onları falan böyle çok merak ediyorum ya. Böyle farklı balıklar. Grizzly ayısı niye diyorsun lan? Boza işte. Oğlum, boza işte tamam. Ne mi grizzly yani? Boza. Abi İngiltere'de yaşadığı için. Amerika'ya gittim ben. Aynen Amerika'da yaşadığı için öyle diyor. Aynen yoksa Memphis grizzly. Ama bak bu sefer grizzly falan yapmadı böyle. Değil aynen aynen. Normal Timberwolf. Gelişme var. Timberwolf hocam boz kurt mu? Gümüş kurt. Öyle. Kaçalım. Oduncu kurt. Çok kaç tatlı sohbet oldu lan bu arada. Bir saati geçtik. Bir saat 7 dakika olmuş. Klasik aynı. Keyifli. Güzel ya. Yine şey değil mi işte? Konu ne seçeceğiz diye. Konu belirleyin. Şey ya. Konu yok. İki şey. Stand-up'ları gibi oluyor hani. Hani Cem Yılmaz diyor ki bir önceki ne konuştuğumu hatırlamazsın. Ben şu an neyle girdik konuya mesela hatırlamıyorum yani. Şeyin başında. Olayı bu işte ama ya. İşte çerez muhabbetine böyle bir şey arkadaşlar. Ama o onu bilinçli yapıyor. Biz öküzlerimizle aynen. Biz direkt giriyoruz yani. Aynen. Kaçalım mı? Haftaya güreş konuşacağız arkadaşlar. SummerSlam ne zaman abi? SummerSlam 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece Türkiye saatiyle saat 2'de. Oba. Her gün sordukları peki için artık şey, böyle şeyleri. Her gün. Peki bir şey diyeceğim. Değil WWE mi? Dışında izlemeye değer bir şey var mı? Var. AEW'da MJF'le Osprey'in bir saatlik maç yapmışlar. Onu izlersiniz işte. Klasik 59. dakikada tuş olmuş. Hep böyle oluyor. İzlemedim ya. Bilmiyorum. Az siktir spoiler verdim. Ya oğlum hayır izlemiyorum zaten. İzlemiyorum yani. Yani çok. Kimse izlemiyor. Sorduk yani var mı? Ayrım da niye hep öyle olur? NXT bu aralar güzel tavsiye ederim. NXT aynen. WWE'nin içinde abi. NXT'de bir tane. Allah Allah. Yapma ya. Dışında diye hayır, sordum onu sana. La dışında derken sonuçta ana kadro değil yani ondan bahsediyorum. Abi bu farklı hissettiriyor Henry yani. Ne? Bilmiyorum aralara girmedim hiç. Onu uzayacak çünkü. Ne dedi? NXT güzel diyorsun bilmiyorum diyorsun Joe Hendry. Sen ne dedin ki? Soruyu ben anlamadım. Joe Hendry ne ayak diyorum.
Joe Hendry bayağı popüler oldu internette, sosyal medyada o. I believe in Joe Ama Hendry müziğiyle. iyi bir güreşçi değil yani normalde aslında, değil mi herhalde? Çok o kadar işte aman aman bir güreş olduğunu düşünmüyorum ama sadece çok popüler. Çok bayağı Peki popüler ama. evet, bu Tyler Ranger nasıl mı birleşti yani? böyle abi? Çok Hiçbir fikrim yok enteresan değil mi? abi. Yani nasıl birden böyle Joe Hendry diye bir şey gördüm. Bir baktım ulan popüler oldu. Ben de NXT bilemiyorum. şampiyonu Ethan Page miydi? Kimdi adı? Evet. O da mesela TNA'den gelme galiba. AEW'den. AEW'de falan diyor. Bir TNA'ya gitmiş Değil mi? olabilir bilmiyorum da. Ethan Carter mı? Hayır, Ethan Carter Junior değil. Ethan Carter 3 C3. değil, pardon. EC3 değil. Junior. EC3'yi NBA oyuncuları mixlendi şu adları an. değişiyor Dennis Smith'i. Bu arada NXT'de bir tane Nijeryalı var. Tavsiye ederim izleyin. Obafemi. ya. İsmi de tam çok iyi. Obafemi Obafemi Obafemi. ismi. Artık direkt Obafemi. Çok iyi var. Obafemi deyince aklınıza kim geliyor? Martins. Martin O direkt işte aklıma. demin. Onu Obafemi dedim. Martins hakkında benim bildiğim çok garip bir bilgi var. Annesi Nijerya'da trafik kazası geçiriyor ve petrol dolu tanklara girip yanıyor kadın. Bunu Of. biliyorum. Yani neden bunu bildiğimi bilmiyorum ama Inter'de oynarken ölüyordu annesi. Allah rahmet eylesin. Zaman Ertem Şener'den öğrenmişsindir. Olabilir. Neyse. Artem Dikkat senin edin. şeyleri de çok sever falan diye. Poz verelim mi abi? Bayılır kan. Neyse. Ertem. Ya yeter be kardeşim. Üstüme Tamam. oynamayın benim. Pozunu Poz verelim mi? ver. Senin pozun şey olsun. Ertem Şener'i gördüğün zaman vereceğin tepki olsun. Eren'in de Rob Van Damme'ı Anlıyorum. göreceğin zaman vereceği tepki olsun. Benim de Rhea Ripley. Dur, yalamaya başlamamız. Şu götten bir ısırık al. Tek bana diye. Ben almışımdır zaten. Tamam. Hadi artık kaçalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.